Geldik. Yine yangınlar, Yekincisi. yine yengeç. Bak dörde iner bu puanlar. Bak ben puanlar. yorum yapmıyorum. Şey <laughs> yengeç bana kaldı. Yengeç sana kaldı. Ne olur bu sefer yengeç bir şey olur. sana kaldı. Ne evet. güzel. Sürekli cool, cool. en düşük puanı biz alıyoruz. Yok alıyordunuz. Bak şimdi güzel Aa. şeyler anlatacağım. Evet. Hadi, <laughs> bakalım. Bu arada bayağı baskı kuruyor. Farkında mısın? <laughs> <Farkındayım. Acındırıyor kendini. Evet. Bu denk var Gizli bir mobbing. <laughs> Gizli bir mobbing. <laughs> <Ekran> mobbing yapıyorum. <laughs> Ekran mobbingi. Şimdi e, iyi dönem başlıyor. Bir önceki çok şükür. E, bu yeni Neresindir ay döngüsü. Kız. Evet. <laughs> ya yani bu da de hani kafası hiç karışmasın sevgili takipçilerin, şeylerin, izleyicilerin. Evet. E, yani bakmayın ben Vediye göre anlatırken de aslında içine zaten Batıya göre noktaları da koyuyorum. Evet o bazen insanlar evet. şey yapabiliyorlar. Hiç olarak. endişe etmesinler. Yani Korkmayın. Hani her iki taraftan da yengeçler şu anda rahat rahat dinleyebilirler. Bilmiyorum. Ben ikisini meç etmeye yıllardır alıştığım için. Doğru. <laughs> mecburen ona göre kaldı. Şimdi bu Hadi yeni bu. ay döngüsü öncelikle sevgili yengeçlerin ilişkiler, eşleri, ikili alanları, hayatta başkalarıyla paylaştıkları noktalarda yeni bir sürecin başladığına işaret eden onların hayatlarında yeni bir döngüyü başlatıyor. Biraz dikkatleri hayatlarını birlikte paylaştıkları insanlarla ilgili noktaları çok A, aktif edebilir. Yani bu kim olabilir? Partneri olur, eşi olur, iş ortağı olur. Hayatı kimle paylaşıyorsa belki çok yakın bir arkadaşı olabilir. İkili ilişkiler açısından yoğun bir dönem geçiriyor ve bu evlilik e, yaşamlarında başkalarıyla birlikte yürüttükleri alanlarla ilgili hem sorumlulukları biraz artıyor. Orada belki e, yürütmeleri gereken bir nokta ya da iş bir görev tanzimi tüm bu alanların çok aktif olduğu bir sürece geçiyorlar. Evlilikle ilgili kararlar gelebilir hayatlarında. Korktukları bir nokta varsa yeni daha cesur adımlara geçebilirler. Hatta öyle ki yengeçler için yaz sonuna doğru bu süreçle başlayan hemen bu döngüyle başlayan Temmuz sonuyla başlayan bir döngü nedeniyle ani evlilik kararları bile gelebilir. Hayır. Uzayan bir nişanlılık süreci uzayan bir ilişki süreci bambaşka bir hale geçebilir. Bir diğer yandan iş görüşmeleri özellikle bu bayramın bitimiyle başlayan yeni iş haftasıyla beraber çalışanlar için iş görüşmeleri Yeni iş olanakları belki hani bir süre ara vermişti, emekli olmaya karar vermişti. Pek hani e, o noktada bir düşüncesi yoktu. Oralar daha çok hareketlenebilir. Dolayısıyla da hayatlarında hem ikili ilişkiler açısından hem ilişkiler açısından yoğun bir yaz dönemi onlarla beraber. Bu güzel bir haber. Ah, Ortak, evet ortaklık ilişkileri, iş görüşmeleri yeni olanaklar açısından son derece önemli. Dikkat etmeleri gereken nokta sevgili yengeçlerin bu Ağustos'ta bir... E, Güneş, Satürn e, şeyi var, karşıtlığı var. Özellikle 2 Ağustos civarında onun hem Vedik'te hem Batı'da yengeçler açısından önemli noktaları var. Bir rekabet ettikleri kişilere, arkalarından iş çevrilen noktalara dikkat etsinler. Hmm. E, hani o 2 Ağustos civarında bir değişim etkileri var. Ama e, hani duygusal davranmadan ve biraz gardlarını da iyi alarak hareket etmeleri lazım. Özellikle 2 Ağustos civarında. 8 Ağustos'ta yeni ay döngüleri onlar için son derece önemli. Ee, orada işte burada başlayan bu Temmuz sonundaki ki e, 24 Temmuz civarında başlayan daha doğrusu Dolunay enerjisinin kuvvetli olduğu döngü 8 Ağustos etkisiyle hani oradaki yeni aile bir taşları yerine de oturtacak. Yeni bir başlangıç orada onlar için revize oluyor. Bu Ağustos için hareketli bir süreç var onlar için de ama orada 8 Ağustos civarı hayli hareketli olacak. Yeni kararlar gelebilir. Yeni durumlar söz konusu olabilir. İşte evlilikle ilgili, ilişkileriyle ilgili hayatlarına yeni bir giriş yapılabilir. Ama biraz daha ben burada hem ilişkiler açısından değil, statü anlamında da işle ilgili de bir hızlı bir döngünün onlar açısından aktif olacağını düşünüyorum. Sindirim sistemlerine dikkat etsinler. Bağışıklık sistemlerine biraz bu anlamda dikkat etsinler. Özellikle Ağustos'un o ikisiyle sekizi arasındaki döngüde, 8 Ağustos'ta, Gerçekten bağışıklık sistemlerine ve sağlıklarına biraz daha önem vermeleri gerekiyor. Çünkü yeni ay döngüsünde metabolizma düşüyor demiştik. Oraya önem vermelerini biraz hani vurgulamak istiyorum. Ama yeni iş döngüleri, yeni kararlar, ilişkilerle ilgili fırsatlar adına Ağustos onlar için gümbür gümbür geliyor. İnşallah en yüksek ayrılarına ve kolaylıkla olur diye temenni edeceğim. Yengeçler asın bayrakları. Evet. İlk defa güzel bir şeyler geldi. E şimdi buraya bir dokuz verelim. Dokuz. Hakan'cığım. Ben de 8 düşündüm. veriyorum. Ne koptu gönlünden? 8, 8. <laughs> Önce 7 verecektim ama sonra yükselttim. Kıyamadın değil <laughs> Kıyamadım. mi? Kıyamadım. <bana? gülüyor> Kıyamadım. Benim <laughs> Jüpiter'im yengeçte zaten. <laughs> Aa, yengeçleri, öyle mi? Yengeçleri severim.